Şimdi birinci sorumuza bize demiş ki alfa bir gerçel sayı olmak üzere sinüsün kosinüsün tanjantın sekantın ve kosekantın aralıklarını vermiş. Kaç tanesi her zaman doğrudur demiş. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak ben bir birim çember çizsem. Orada beraber çalışalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir tane birim çember çizelim. Biz demiştik ki birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın apsisi her zaman kosinüstür. Ordinat da her zaman sinüstür. Şimdi bu nokta birim çember üzerinde bir nokta. O zaman bu nokta böyle oynayacak değil mi? Bu şekilde buradan böyle hareketler yapacak. Şimdi bu mantıklı ilerlersek bu noktanın apsisi kosinüsse bu birim çember üzerindeki apsis en çok burada 1 olacaktır. En az da burada eksi 1 olacaktır. O zaman buradan kosinüs fonksiyonu için biz eksi 1 ile 1 arasındadır diyebiliriz. Aynı mantıkla ilerlersek birim çember üzerinde aldığımız bu noktanın birim çember üzerinde hareket ettiğini düşünürseniz bu noktanın ordinatı en yüksek burada 1 olacaktır. En az burada eksi 1 olacaktır. O zaman sinüs fonksiyonu içinde biz ne deriz? Eksi 1 ile 1 arasındadır deriz. Doğru mu? Bakın sinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında birincisi doğru. ikincisi de doğru. Şimdi geldik tanjant. Şu sekantla kosekantı beraber inceleyelim isterseniz. Şimdi sekant ne demekti? 1 bölü kosinüs demekti. Doğru mu arkadaşlar? Sekant 1 bölü kosinüs. Şimdi kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değerler alıyor. Şimdi normalde eksi 1 ile 1 arasında değerler aldığına göre şimdi sayı doğrusunu düşünecek olursanız 0 burada eksi 1 burada 1 burada şuradaki arkadaşlar basit kesir mantığıyla ilerleyelim. Yani atıyorum mesela 2 bölü 3 1 bölü 5 1 bölü 1000 1 bölü 10 milyon. Böyle biraz ne yapabiliriz? Yüksek değerler verebiliriz. Niçin bunu yapıyorum? Çünkü bunların hepsi yukarı takla atarak çıkacağız ama aslında sayımız büyüyecektir. 2 bölü 3 takla atınca 3 bölü 2 yaptı. 1 bölü 5 takla atınca 5 yaptı. Sekant fonksiyonu o zaman ne yapabilir? Sonsuza kadar gidebilir. Yani eksi 1 ile 1 arasındadır demek sekant fonksiyonu için yanlış bir ifade olur. O zaman dördüncü öncülümüz yanlıştır. Kosekant. Kosekant'ta 1 bölü sin üstü. Şimdi aynı mantıkla ilerlerseniz burası bir basit kesirdir. Takla attığı zaman değil mi? Takla attığı zaman bileşik kesir olur. Mesela sinüsün 1 bölü 3 olduğu durumda takla atarsa 1 bölü 1 bölü 3'ten bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 3 gelir ki gördüğünüz gibi bu ki kosekant burasıydı. Değil mi? Karışıklık olmasın. O zaman birden de büyük değerler çıkabilir. O zaman bu ifademiz yani 5. öncülümüz de yanlış. Şimdi sinüs ve kosinüsten neyi ürettik? İlk 4 tanesini 4 tanesine bakabildik. Şimdi tanjanta bakalım. Biz tanjant içinde ne demiştik? Y eşittir 1 pardon x eşittir 1 doğrusu bizim için ne ekseniydi? Tanjant ekseniydi. Ben onu tam çizebilirsem olacak. Heh, tamam okey. Tanjant ekseniydi. Yani bakın bu nokta üzerinde bu doğru üzerinde bir tane nokta aldığımızda bakın giderek tanjant yukarı doğru çıktığına göre artı sonsuza kadar gidiyor. Aynı şekilde aşağı doğru indiği için de eksi sonsuza doğru iniyor. Yine ben bunu burada bırakayım. O zaman şöyle yorum yapabiliriz. Tanjant fonksiyonu eksi sonsuzla sonsuz arası değerler alacaktır. E mantıken de öyle. Şimdi mesela bir dik üçgen düşündüğümüzde mesela burası bin, burası bir diye bir üçgen oluşturabilirsiniz. Şu açı alfa. O zaman sizin tanjant alfanız mesela bunu bin 10 yapsam 10.000 çıkacak tanjant alfanız. bin yapsam tanjant alfanız bin çıkacak. Giderek büyüyebilir. Aynı mantıkla küçülebilir de negatif de sonuçlar alabilir. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru. Kaç tanesi her zaman doğrudur? 3 tanesi her zaman doğrudur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi ikinci sorumuzda x bir gerçek sayı olmak üzere 2 sin x artı 1 ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi sinüs x ifadesinin aralığı neydi arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Aslında bu tip sorular biraz basit işsizlik hareketleri. Yani ben sinüs x'i ne yapayım? 2 ile genişleteyim. O zaman ben bunu 2 ile genişletirsem eksi 2 ile kaç arasında olacaktır? 2 arasında olacaktır. 2 sinüs x'in aralığı. Daha sonra 1 ekle diyorsa ben her tarafa 1 eklediğimde eksi 1 küçük eşit 2 sinüs x artı 1 küçük eşit kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Eksi 1 ile 3 arasında kaç tane farklı tam sayı değeri vardır demiş. O zaman burada 5 tane farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi üçüncü sorumuzda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu için eksi 3 cos x eksi 5 diye tanımlamış. F fonksiyonun en büyük ve en küçük değerinin toplamını sormuş. Yine cos x fonksiyonu için biz ne diyebiliriz? Eksi 1 ile 1 arasıdır diyebiliriz. Dediğim gibi bu aslında basit eşitlikler mantığıyla. Şimdi biz ne yapalım? Bunu eksi 3 ile genişletelim. Şimdi ne yapalım? Eksi 3 ile genişlettiğim zaman 1 bu tarafa eksi 3 diye geçti. Eksi 3 cos x Eksi 1 de öbür tarafa 3 diye geçti. Daha sonra da ne yapıyoruz? 5 çıkartıyoruz. Her taraftan 5 çıkartırsak eksi 8, eksi 3 cos x, eksi 5, küçük eşit. 3'ten de 5 çıkartırsak eksi 2. O zaman bu şartlara göre f fonksiyonu alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri eksi 8 ve eksi 2'dir. Bunların da toplamı kaç gelir arkadaşlar? Eksi 10 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. X ve Y gerçel sayı olmak üzere 2 sin x eksi 4 cos y ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Burada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki açıların aynı mı farklı mı olması gerektiği. Ki burada neymiş? Farklıymış. O zaman biz bu ifadenin mesela 2 sin x eksi 4 cos y'nin mesela çok olmasını isteyelim. Şimdi sin x en çok kaç olabilir? Artı 1 olabilir. Şimdi ben bu ifadenin büyük olmasını istiyorum değil mi? Şimdi şuradaki işaret eksi olduğu için yani çıkarma ben ne kadar az çıkartırsam sonuç çok kadar büyük çıkacaktır. O zaman kosinüs y de eksi 1 olabilir. O zaman ne oldu? 2 eksi 4 tane eksi 1'den benim ifadem maksimum 6 olabilir. Ben bunu bir daha yazayım. 2 tane sinüs x eksi 4 tane kosinüs y dedik. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun ben alabileceği maksimum değeri buldum. ifadenin alabileceği maksimum değeri. Şimdi gelin de minimum değerini bulalım. Sonra da sonucu işaretlemiş olalım. Şimdi ben bunun minimum olmasını istiyorum. Minimum olmasını istiyorsam eklerken ne kadar az eklersem sonuç o kadar küçük çıkar. Mesela torbada ceviz olmasını istiyorsunuz. Az ekleyin ki az çıksın. Çıkartırken de bakın önde çıkarma işlemi var. Çıkartırken de ne kadar çok çıkartırsanız sonuç o kadar küçülecektir. O zaman biz bunu da maksimum bir seçelim. Sinüsü de eksi bir seçtik. O zaman ne oldu? Eksi 2 eksi 4'ten İfademiz ne geldi? Eksi 6 geldi. Bu da ifadenin alıcı minimum değerdir. O zaman bizde bahsettiği ifade eksi 6 ile kaç arasındadır? 6 arasındadır. O zaman burada kaç tane tam sayı değeri vardır derseniz? 13 tane tam sayı değeri vardır ki 13 gördüğünüz mü işaretleyin. Son aracanın uğurlu sayısı. Şimdi geldik 5. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu için bunu söylemiş. Bakın dikkatli bakın. X'ler aynı. Buna göre f fonksiyonu görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diye sormuş. Bakın şimdi bu ifade tehlikeli. Eğer ki bunlar mesela şuradaki açılar aynı değil de farklı olsaydı ben orayı ikisini de bir yapabilirdim. Yani kosinüs x'i de sinüs y'yi de bir seçebilirdim. Çünkü farklı değerler verdiğinizde sonucu 1 yapıp ifadenin maksimum değerini oluşturabilirsiniz. Ama böyle bir ifadede bakın şöyle ben size şöyle söyleyeyim. A, A çarpı kosinüs x artı B çarpı sinüs x dediğinde siz eğer ki A'nın maksimum değerini istiyorsanız diyeceksiniz ki A kare artı B karenin kare, kare kök. Eğer siz A'nın alabileceği en küçük değeri istiyorsanız kök içinde A kare artı B kare diyeceksiniz ama önüne bir tane ne koyacaksınız? Eksi koyacaksınız. Şimdi bakın burada da açılarımız aynı olduğu için o zaman fx fonksiyonu maksimum 3'ün karesi artı 1'in karesi olacak. Minimum da aynısının eksilisi. 3'ün karesi artı 1'in karesinin eksilisi. O zaman ne oldu? Eksi kök 10 ile artı kök 10 arasında oldu. ifademiz. Bu şartı sağlayan kaç tane tam sayı varmış görüntü kümesinde? Şimdi eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 1, 0, 1, 2, 3 olabilir. Toplam kaç tane oldu arkadaşlar? 7 tane oldu değil mi? O zaman sorumuzun cevabı ne geldi? Ceyhan geldi diyebiliriz. Şimdi 5. soruya benzeyen bir soru da 6. sorumuz da var. F gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı olmak üzere. Bakın şuradaki açıyla şuradaki açı aynı. Yani aynı x değerini veriyorsunuz. Fonksiyonun görüntü kümesinin en büyük elemanı kök 5 olduğuna göre, biz ne demiştik? A'nın alabileceği maksimum değer kök içinde a kare artı b kareydi. Eğer ki siz a'yı a çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x diye düşünürseniz, nereden başlıyoruz? Kosun ve sinin katsayılarından başlıyoruz. O zaman burada da aynı mantıkla yapalım. M eksi 1'in karesi artı eksi 1'in karesi 1 yapar. Bunun kare kökünü aldığınızda şu artıysa maksimum. Eksi ise minimum. En büyük elemanı kök 5'miş. O zaman burası kök 5'e eşit. Buradan yürüyelim arkadaşlar. İki tarafın karesini aldığınızda m eksi 1'in karesi artı 1 eşittir 5. m eksi 1'in karesi ne yaptı? 4. m buradan 2'den eksi 1 yapacaktır ya da 2'den değil mi? Eksi 2 olması için eksi 1. 2 olması için de 3 yapacaktır. M'nin pozitif değerini sormuş. O zaman doğru cevabımız gelir arkadaşlar. Adana gelir diyebiliriz. Şimdi 7. sorumuzda x ve m gerçel sayı olmak üzere 4 cos 5 m 2, 16 eşitliği veriliyor. Emin alıcı tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Ben bu if fonksiyonun eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Eksi 1 küçük eşit kosinüs x küçük eşit 1. Şimdi onu 4 ile çarptığına göre ben de ne yapayım onu 4 ile çarpayım. O zaman 4 cos x küçük eşit 4. Emin aralığını istediğine göre aslında emin yalnız bıraksak olur. Bu eksi 16'yı öbür tarafa artı 16'yı atarsam her tarafa 16 ekliyorum. O zaman 12 ile kaç arasında oluyor? 16 ekleyince 20 arasında oluyor. Ne oldu? 4 cos x artı 16. Şimdi hepsini 5'e böldüğünüzde siz neye ulaşmışsınızdır? M'ye ulaşmışsınızdır. Çünkü M neydi? 4 cos x artı 16 bölü 5. O zaman 12 bölü 5 ile kaç arasında arkadaşlar? 20 bölü 5'ten 4 arasında. Şimdi bu iki küsür bir sayı bu. O zaman bu aralığa 3 de gelebilir. Bu aralığa 4 de gelebilir. Toplamlarını sormuş. 3 artı 4 kaç yapar arkadaşlar? 7 yapar diyebiliriz. Soru cevabımız C'ymiş. Şimdi 8. sorumuzda x bir gerçel sayı olmak üzere cos x eksi 2'nin mutlağı eksi 1 eksi cos x ifadesinin eşit aşağıdaki hangisidir demiş. Benim bildiğim şey kosinüs fonksiyonunun eksi 1 ile 1 arasında olduğudur. Şimdi mutlak değer sorusu çözüyorsak o zaman cos x eksi 1 ile 1 arasında bir değer olsa ve siz buradan 2 çıkarsanız içerisi mutlaka ne yapacaktır? Negatif yapacaktır. Herhangi bir sayı verin oradan. Gidin 2 çıkarın içerisi negatif yaptı. E mutlak bunu ne yapacak? Pozitif olarak dışarı çıkartacak. Yani eksi cos x Artı 2 diye dışarı çıktı. Şimdi 1 eksi cos x. Şimdi siz cos x'e değerler verdiğinizde verseniz verseniz maksimum 1 verebilirsiniz. 1 bir verseniz biri içerisine gelir Sıfır gelir. Daha küçük değerler verdiğinizde birden cos x'i çıkardığınızda içerisi her türlü ne yapacaktır? Pozitif yapacaktır. Pozitif yaptığına göre mutlaktanız çıkacaktır? Aynen çıkacaktır. Yani 1 eksi cos x olarak. Şimdi buraları parantezleri ortadan kaldırırsak eksi cos x artı 2. Eksiyi de içeri dağıtıyorum. Eksi 1 artı cos x. Ne oldu arkadaşlar? Şu eksi cos x ile artı cos x birbirini götürdü. 2 eksi 1'den ne geldi cevabımız? 1 geldi diyebiliriz. Bu da sorumuzun çözümüydü. Şimdi 9. sorumuzda ne diyor? X ve A bir gerçel sayı olmak üzere A ifadesi buymuş. Buna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi o zaman biz şöyle düşünebiliriz. Şimdi bakın bu basit ilgili bir soru ve hani tehlikeli de bir soru. Normalde siz kafanıza estiği gibi cos x şuradaki cos x, şu büyük olsun şuradaki cos x eksi olsun ki sonuç büyük olsun gibi ne yapamazsınız? Genelleme yapamazsınız. İkisi de aynı değişkene bağlı olduğu için siz buradan bir tam kuvvet oluşturacaksınız. Ki zaten orası güzel geldi. Cos x 1'in parantez karısı geldi. A o zaman buymuş. Şimdi buna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. Şimdi cos aralığı neydi arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. Ben de bunun üzerine işlemler yapacağım. Şimdi ne yap diyor? Her taraftan 1 çıkar diyor. O zaman eksi 2 küçük eşit. Cos x eksi 1 küçük eşit 0 yaptı. Şimdi her tarafın karesini al diyor. Eksi 2 ile 0 arasındaki sayıların karesini aldığınızda 0 ile 4 arasında olacaktır. Cos x eksi 1'in parantez karesi. O zaman bizim a ifademiz nerede olacak arkadaşlar? 0 ile 4 arasında olacak. O zaman A elemanıdır. 0, 4 kapalı aralı. Alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Bu şartı sağlayanlar neler var? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Toplamını istiyor. Kaç gelir arkadaşlar? 10 gelir. Yani doğru cevabımız denizliymiş. Şimdi geldik 10. sorumuza. X bir gerçel sayı olmak üzere 3 tane öncülü vermiş. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi dikkatli bakalım. Şimdi birinci öncülümüze yola çıkalım. Mesela normalde bu rengi değiştireyim bir. Bu renk değişik bir renk oldu. Heh. Mesela normalde a kare birden küçük eşitse basit biz ne deriz? Eksi 1 ile 1 arasındadır bu ifade ederiz. O zaman cos karenin birden küçük olması eksi 1 küçük eşit cos x küçük eşit 1 olduğu anlamına taşır ki birinci öncülümüz her zaman doğrudur. Zaten kosinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında oluyordu. Şimdi mutlak değer sinüs x sinüs x'ten büyük eşitmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Sinüs eksi de olabilir, artı da olabilir. Burası her türlü ne yapacaktır? Kendisine ya eşit olacaktır ya da sinüs eksi olduğunda sol taraf pozitif olacağı için kendisinden büyük olacaktır. O zaman ikinci öncülümüz her zaman doğrudur. Tanjant x'in birden büyük olması, üçüncü öncümüze beraber bakalım. Tanjant x büyük eşit bir demiş. Bu her zaman geçerli değildir. Mesela bir tane örnek verelim. Bir tane üçgen alalım. Burası 3, burası 4, burası da x olsun. O zaman tanjant 2 ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 4 yaptı. Gördüğünüz gibi her zaman 1'den büyük değildir. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 1, 2 geldi. Yani cevabımız denizliydir. Şimdi 11'in sorumuzda x ve y birer gerçel sayı olmak üzere cos x için böyle bir ifade vermiş. Y ile aşık hangisi olabilir demiş. Şimdi nasıl yapalım? Şimdi aslında eşitsizlik dediğim gibi basit eşitsizlik sorusu bunlar. Kosinüs x fonksiyonu mesela bunu 1 böyle 1 bölü 2 ayıralım. Yani 2y bölü y eksi 1 bölü y diyelim. O zaman ne oldu? 2 eksi 1 bölü y kosinüs x oldu. Şimdi peki kosinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasındaysa o zaman burası da eksi 1 ile 1 arasındadır. Eksi 1 küçük eşit 2 eksi 1 bölü y küçük eşit 1 yaptı. Şimdi her taraftan 2 çıkaralım. Yani y'ye ulaşmaya çalışıyorum. Eksi 3 küçük eşit eksi 1 bölü y küçük eşit eksi 1. Şimdi eşsizlikleri eksiyle çarptığınız zaman yön değiştirecektir. Ya da ben sayıların yerini değiştireceğim. 1'i buraya alacağım. 3'ü de öbür tarafa alacağım. Bu da 1 bölü y yaptı. Şimdi eğer ki y sayısı 1 bölü y diye yazılmışsa biz bunu takla attırabiliriz. Takla attırdığımızda bu 1 ile ve 3'ün ne olması gerekir? yer değiştirmesi gerekir. O zaman nasıl olacak? 1 bölü 3 ile 1 arasında olacak. O zaman y ifadesi 1 bölü 3 ile 1 arasındaymış. Bu şartı sağlayan sadece ne var? Denizi var. Olabilir diyordu zaten. Doğru cevabımız ne geldi? Denizi geldi. Şimdi 12. sorumuzda A bir gerçel sayıysa 3 tane öncülü vermiş. Hangilerin çözüm kümesi boş kümedir demiş. Yani çözümün ne olması isteniyor? Boş küme olması isteniyor. Şimdi birinci öncüle baktığınızda 2 cos a neye eşit arkadaşlar? 3'e. O zaman kosinüs a neye eşit? 3 bölü 2'ye. Yani kaça? bir buçuğa. Kosinüsün bir buçuk olması beklenemez. Çünkü kosinüs fonksiyonu neydi? Eksi 1 ile 1 arasında değerler alacaktı. O zaman birinci öncülümüz yanlışmış arkadaşlar. Yani boş küme mi? Evet. Yani dediğine göre evet boş kime. O zaman birincisi doğru olmuş oluyor. Yani ifade tanımlı değil. bir buçuk değerini alamaz. Çözüm kümesi boş kime Evet boş kümedir. O zaman okey. Şimdi ikincisine baktığınızda ikincisi o zaman ne oldu? 4 sin A 2 oldu. Sin A ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Peki sinüsün 1 bölü 2 olması beklenebilir mi? Evet, sinüs 1 bölü 2 olabilir. O zaman çözüm kümesinde eleman var mı? Mesela atıyorum 30 olabilir. O zaman çözüm kümesi boş küme değildir. Üçüncüsü 3'te ne demiş? 2 sekant A eşittir 1 demiş. O zaman sekant A 1 bölü 2. Sekant 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü kosinüs 1 bölü 2 ise kosinüs ne yapacak arkadaşlar? 2 yapacak. Kosinüsün 2 yapması beklenemez. O zaman bunun da çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. O zaman üçüncüsü de boş küme olduğu için doğru oluyor. Yani aslında soru biraz terslenmiş gibi geldi. Buna göre çözüm kümesi boş küme olanlar 1 ve 3. öncülerdir. X bir gerçel sayı olmak üzere dikdörtgen vermiş. AB'yi kısa kenarın 2, uzun kenarında 2 sin x artı 3 diye söylemiş. Buna göre dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Dikdörtgenin alanı bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarpalım. 2 sin x artı 3'ü. Ne oldu? Şimdi dağıtırsanız 4 sin x artı 6 mı yaptı? Şimdi bizim sinüs fonksiyonumuz hangi aralıktaydı? Eksi 1 ile 1 arasındaydı. O zaman biz buradan devam edeceğiz. Şimdi önce sinüsü 4 ile genişletelim. Eksi 4 küçük eşit 4 sinüs x küçük eşit 4. Daha sonra da ne yapalım? 6 ekleyelim her tarafa. 2 küçük eşit 4 sin x artı 6 küçük eşit 10 yaptı. O zaman 2'den 10'a kadar olan sayıların hangisi olabilir? Bakın baktığınız ışıklara sadece doğru cevabımız ne gelir? Bursa gelir ve doğru cevabımız Bursa'ymış arkadaşlar.